Ya geleceği inşa etme adına düzenlediğimiz 35. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemil ehvali vel afat ve taktilena biha cemil hacet. Çarşılarımızı, esnaflarımızı şeytanın ve zalimlerin şerrinden muhafaza eyle. Verdiğin kullarından eyle. Ya Rabbim, maddi manevi sıkılarımızın ve tüm geçmişlerimizin ruhlarına ve burada el açıp dua eden kardeşlerimizin sıhhat ve selametliği için. Ahilik kardeşlik demek. Sen kardeşine nasıl davranıyorsan, kardeşinle ilişkilerin nasılsa, insanlıkla da ilişkilerin bu şekilde olması demektir. Bana göre şu ahillik nasihatı kaynağını inancımızdan, kendi değerlerimizden, İslam inancından almıştır. Geçmişten bu yana ahillik bizim bir esnaf teşkilatlanmamızdır. Fethin kaynağı belki savaşan askerler ön planda görünüyor ama fethin kaynağı esnaf. Esnafın dürüstlüğü, esnafın yanlış yapmaması, esnafın helal kazanması. Üç kıtaya yayılmamızın temelinde görüyorsunuz ki esnafımız var. Fetihlerin temelinde esnafımız var. Markalaşmanın temelinde yine bizim esnafımız, tüccarımız var. Gümrükhane aslına bakarsan bir üniversite. Nasıl bir üniversite? Bura çok çeşitli kültürlerin, çok çeşitli düşüncelerin bir arada toplandığı ve kardeşçe yaşadığı, hoşgörü içerisinde yaşadığı bir merkez. Koca koca kitapları okursun, hoşgörüden bahseder. Koca koca kitapları okursun, kardeşlikten bahseder, yakınlaşmadan, dostluktan bahseder. Gümrükhan işte bunun görsel yeridir. İşte bu Gümrükhan, Urfa'nın kalbi. Ahilik bizim 1000 yıla yakın zamandır kültürümüze var olan bir gelenektir. Gelen ektir. Yani her gelen bir güzelliği ekleyerek bugüne kadar gelen kültürümüzün en güzel damıtılmış halidir. Ahil kelimesinden geliyor Arapçada. Kardeşlik, aynı zamanda temizlik ve cömertlik. Zaten bizim esnafımıza da baktığımızda bu özelliklerle zaten müsemma hepsi. Allah razı olsun. Duyduğumuzda bile kulaklarımızı ve gönlümüzde çok güzel bir etki bırakan ahilik, toprakları vatan eden, ürünlerini sanata dönüştüren, davranışlarını edeple süsleyen, alınlardaki karışıkları onura edilen, eden bir ruhtur. Yılın ahisi Sayın Ahmet Durmazoğlu'nu Esnaf Kefaret Kooperatif Başkanımızı da davet ediyoruz. Selamu aleyküm ya pira, ya ehlül fütüve ve rahmetullah ve berekatih. Bu şartla her kim ki Hak Teala'nın ibadetini yerine getire ve şeriata ve tarikata muhalif amel kılmayıp bugün siz azizlerin ve büyüklerin rızası ile kalfasına destur vere. Geri çekilirken yapılan sulama ve süpürme ise yol açma anlamındadır. Size tuhfe getirdik biz bu canı. Ustanın hizmetinde bulunur. Bakırcılık mesleğiyle uğraşmaktadır. Pek âlâ, pek münasip. Mesleğinde ehliyeti sabit olmuş mudur? Evet ya şeyh. Hem de şahittir. Biz de onu doğru yolda, güzel işlerde buluyoruz. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Allahu Ekber. La ya Hazreti Cebrail Allahu Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd.
Buradayız başkanım. Sağ ol. Bravo. Sayın vekilimiz. Evet, bakalım. Sağ ol. Buradayız başkanım. İyi, çok iyi. Muhteşem, çok iyi. Buradan belediye başkanı bence iyi çalışıyor. Tanıyor musunuz başkanımızı? Ben tanımıyorum açıkçası. Ben de sahibim, belediye başkanıyım. Ben de milletvekiliyim. Çok memnun oldum. Tekrar hoş geldiniz. Her yer bizde değiştiriyoruz da görüyorsunuz. Ben burayı kızlayı açıyorum. Bizdekiniz çok güzel. Nasıl gidiyor? Allah size güçlü et versin. Allah sizleri başınıza nesil etmesin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dünyadan yakışıklısı. Elhamdülillah. Çok şükür. Gönlümüz güzel bizim, gönlümüz. Allah razı olsun. Allah 160 tane yapı yıktı. Kalenin arkasını yıktı. Gel bakalım Kızılköy. Gel belediye münasebeti. Aydın'dan geliyoruz. Evet, tamam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz burayı? Beğendiniz mi? Çok beğendik. Ama biraz sıcak. O kadar da olsun başkanım. Yine iyi mevsimde geldiniz. Evet, senin zamanında geldim. Başta Zeynep Başkan yapıyor. İnşallah. Allah'ım muhafaza hocam. Verin başkanım. Sağ olun. Hoş geldiniz. Vallahi teşekkür ederim. Bu panda. İyi.